Duncan Fife'ın yaptığı yatağın bir bölümünün aynını yapmaya çalışacağım. Orijinali yaklaşık 2 metre boyundaydı. Dolayısıyla bu yapacağım sadece küçük bir parçası olacak. Elimizdeki ahşap bir maun parçası. Şimdi bunu elektrikle çalışan modern bir torna tezgahında döndürmeye başlayacağım. Bu vazomsu kısımdaki kabartmaları anlamak için orijinali dikkatle inceliyorum. Çünkü bu iş esas olarak gözün gördüğünü aktarmaktan ibaret. Şimdi döndürmeye başlayıp şu kısımlardan yuvarlayarak buna vazomsu bir form kazandıracağım. En büyük çap burası olacak ve en küçük çap da burası. Ölçerek ilerleyeceğim. Vazo şeklini vermek için iskarpela kullanıyorum. Oyma işini alt kısımlara doğru ilerleyerek yapıyorum. Bu gördüğünüz eğri ağızlı keski. İskarpela'nın izlerini bununla yok ediyoruz. Bunun üzeri zaten işleme ile kaplanacak. O yüzden önemli olan istediğimiz şekle girmiş olması. Şimdi bunu tezgahtan alıp oymaya başlayabiliriz. Fife'ın yaptığı şey aslında bir direği yapraklarla kaplamaktı. Yani özünde çok sade olan maundan bir direği alıp onu süslemek için yaprak şeklinde oymalar yaptı. Bunu yapmak için vazonun kabarık olan bu noktasından başlıyorum ve şu çizgiyi takip ediyorum. Bunu yukarıdan aşağı doğru kolaylıkla yapabiliyorum çünkü lif uçlarının yönü de bu şekilde ilerliyor. Burada da aynı şekilde yukarıdan aşağı doğru yapacağım çünkü lif uçları yine bu şekilde olacak. Bir vadi kenarı gibi düşünebilirsiniz bunu. Keskimi bu olaya yerleştiriyorum ve bu şekilde bastırarak oymaya devam ediyorum. Bunu yapmak için epeyce güç kullanmam gerekiyor. Sadece elleri ve kolları kullanmak yeterli olmuyor. Bütün üst gövdenizi kullanmanız lazım. Yaprakları birbirinden ayıran bu çukurları yaratmak için şu noktalar üzerinden oluklar oluşturacağız. Oymaya başlayınca çizdiğiniz çizgileri silmiş oluyorsunuz. O yüzden çizgiler ilk başta işinizi kolaylaştıracaktır ama sonrasında iş tamamen size kalıyor. Aslında bu işi yaparken çıkan seslere kulak vermek oldukça önemlidir. Çatırdamaya başladığında bunu duymak istiyorum. Eğer çatırdama seslerini duymaya başlarsam bu demektir ki ağaç damarına doğru ilerliyorum ve o yüzden döndürüp öbür taraftan oymaya devam etmem gerekiyor. Çünkü zamanla belli hareketleri tekrar ettiğiniz bir ritmin içine giriyorsunuz. Ve farklı farklı oyuk şekilleri arasında geçişler yapmaktansa bu şekilde tekrar eden yontma hareketlerini birbiri ardına benzer oyukları yapmak için kullanmak daha kolaydır. Şimdi şu ortada bıraktığım çıkıntıları oymak ve yapraklar arasındaki derin boşlukları oluşturmak için başka bir alet kullanacağım. Yapraklar arasındaki bu oluklar, bu boşluklar oyulduktan sonra bu kesiklerin üzerinden geçip fazlalıkları temizliyorum. Yaprak parçaları arasındaki bölmeler böylelikle V şeklinde ve derin yarıklar halinde ortaya çıkmış oldu. İşte bu şekilde. Şimdi kalan parçaların kenarlarını yuvarlayacağım. Buradaki yuvarlama işini tek bir harekette yapmaya çalışıyorum. Şimdi yaprak parçasının diğer kenarını yuvarlamak için işlemi diğer yöne doğru yapacağım. Bu gördüğünüz ters kıvrık iskarpela. Bunu ortadaki şu parçayı oymak için kullanacağım. Bu işlemi yapmak için ters taraftan yani bu yönden başlayıp oymaya devam edeceğim çünkü bu kısımdaki dokunun bu şekilde oyulup çıkartılması gerekiyor. Hala yapılması gereken birkaç şey daha var. Bunlardan biri yaprakların kenarlarını biraz daha yuvarlamak. Böylece üç boyutlu ve daha gerçekçi bir görünüm elde edeceğiz. Aynı hareketi tekrar tekrar yaparak bir ritim yakaladığımı görebiliyorsunuzdur sanırım. Hiçbir yerinde düz bir yüzey kalmasını istemiyoruz. Bana göre bu aslında oymacılığın kilit noktası. Özellikle de Rokoko tarzı işlerde. Yani kesinlikle dümdüz bir çizgi olmamalı. Yapacağım son şey şu bölümün kenarlarını biraz yuvarlamak ve buranın detayları üzerinde çalışmak olacak. Bu alet genellikle çekmeceden pek çıkmaz ama ince işçilik zamanı geldiğinde de yardımınıza koşan alet budur. Burayı yuvarlamayı bitirdik. Daha sonra yapılacak şey yaklaşık olarak şuradan bir kesik atmak olacak. İşte buradan. Bu sefer iki taraftan da çalışacağım çünkü bu noktada odun liflerinin yönü değişkenlik gösteriyor. Evet. Üst yarısını bu yönden yapıyorum. Alt yarısını da bu yönden. Bu işlemi tek seferde yapmanız gerekiyor ve işte oldu. Normalde baştan sona her bir yaprağı tek tek yapmak yerine ilk önce direğin çevresindeki tüm yaprak şekillerinin kabasını tamamlarım. Önce sağ elimle yaptığım işler, ardından sol elle yaptıklarım. Sonra başladığım noktaya dönüp silindirin çevresi boyunca bir sonraki işlemi yaparım. Yani önce kabasını yapıp sonra yavaş yavaş ince işçiliği tamamlarım. Alçak ve yüksek noktalar arasında bu zıtlığı yaratarak ve bu kabartıları yaparak dümdüz bir odun parçasına hareket kazandırmış oluyorsunuz bu kıvrımlar adeta dalga hareketleri gibi duruyor. Ayrıca yaptığımız bu derin yarıklar ve yuvarladığımız kenarlar sayesinde bir ritim yaratmış oluyoruz. Ve direğin diğer bölümlerini ayıran parça da bu oluyor. Burada aşağıda ve yukarıda gayet sade olan parçalar varken birden ortada yaprak deseni kaplı bu parça göze çarpıyor. Ve işte bu eserin gücü, oymalı ve oymalı olmayan arasındaki bu kontrasttan kaynaklanıyor.